İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Karindak, Bakü Arçak'taki Ermeni yerleşimlerini yok etmeye devam ediyor. Senatör Edward Marki, Azerbaycan'a hayır, rehin diplomasisine hayır. Bijni Kalesi'nin girişine bitişik alanda bir bilgi merkezi inşaatına başlanacak. Şehit askerlerin fotoğrafları ve biyografileri Asker Sigorta Fonu'nun internet sitesinde yayınlanacak. Gomidas'ın 155. doğum gününe ithaf edilen konser sergiler Cardiff'te düzenlendi. Talin şehrinin Agunköy'ü sakini 12 yaşındaki Misak Gılcan, yılın ilk Guinness rekorunu sahibi. Bakü, geçici olarak işgal ettiği Arsak'taki tüm yerleşim yerleri ve yerleşim bölgelerini yok etmeye devam ediyor. Bu Ermeni Dağlık Bölgelerinin Kültürel Mirasının Umutmanlığı tarafından rapor edilmektedir. Şuşi bölgesindeki Kahraman Karindak yerleşiminin yerle bir edilmesiyle ilgili bir video yayınladılar. Bütün bunların Artsah'ın tüm kültürel mirasının tehdit altında olduğunu bir kez daha kanıtladığı vurgulanıyor. Karindak köyü Artsah'ın Şuşi bölgesinde Şuşi şehrinin güney dik kayalıklarının hemen altında Karkar Nehri'nin sol kıyısında yer almaktadır. 44 gün savaşının ardından Karindak'ın 1991-1994 meşru müdafasına adanan anıtın yıkıldığını hatırlatalım. Ve 2021 yılında Bakü diktatörü köyün tarihi ve dini ortamının değiştiğini duyurdu ve aynı yılın 7 Kasım'ında köye bir cami kurdu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Bakü'nün bölgenin etnik imajını değiştirmek için her şeyi yaptığı Sovyet yıllarında bile Karindak'ta yalnızca Ermeni nüfusu vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinden Senatör Edward Markey, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası topluma bu yıl yapılması beklenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın düzenlenmesi de dahil olmak üzere Aliyev rejimini tarafından yasadışı bir şekilde tutuklanan Ermeni rehine ve mahkumların serbest bırakılması için mümkün olan her türlü önlemi alma çağrısında bulundu. Senatör, Bakü'nün yasadışı gözaltıları uzatarak düzenli olarak rehine diplomasisi kullandığını kaydetti. Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan taleplerini Doğu Ermenistan'a dayatmak için savaş esirlerini pazarlık kozu olarak kullanıyor senatör Bakü'nün barış istediğini söylediğini ancak gerçekte yaptığının cezasızlıkla hareket etmek olduğunu vurguladı. İşte bu nedenle kongrenin sesini yükseltmesi ve Azerbaycan'a hayır, rehine diplomasisine hayır demesi gerekiyor. Tarihi ve kültürel eserleri koruma uzmanları Kodayk bölgesindeki anıtları ziyaret etti. Erken Demir Çağı Kızıl Kale Hisarı'na yeni bir koruma alanı oluşturulması ve kale girişinin düzenlenmesinin gerekliliği tartışıldı. Ayrıca Zovini köyünün 2. Dünya Paylaşım Savaşı kurbanlarının anısına adanan bir anıtın restorasyon projesine toplumun inisiyatifiyle 2024 yılında başlanacak. Bilgi merkezinin inşaatına başlanacak yer Bıjdi Kalesi'nin girişine bitişik alan olarak seçildi. Bıjni Kalesi, ortaca Kale inşaatının öne çıkan yapılarından biridir. Hrazdan Nehri'nin sağ kıyısında, köyün doğu yakasında geçilmez kayalarla çevrili yüksek bir burnun üzerinde yer almaktadır. Kale, Vasak Pahlavuni'nin faaliyetlerinin bir sonucudur. Oğlu Grigor Magistros ise Surp Asvazadzin ve Keçaris Manastırı'nın ana kilisesini inşa ettirmiştir uzmanlar ayrıca 2023 yılında yıkılma tehlikesi bulunan ve onarılan Bıjni köyündeki Meryem Ana Kilisesi'ni de ziyaret ettiler. 2008'den bu yana vatan savunmasında şehit düşen yaklaşık 4300 askerin fotoğrafları ve kişisel hikayeleri Doğu Ermenistan Ulusal Asker Sigorta Fonu'nun internet sitesinde yayınlanacak. Projenin amacı vatan uğruna canlarını feda eden askerlerimizi anmaktır. Programa göre biyografiler 2025 yılı başında sitede yayınlanacak. Şehit askerlerin fotoğraf ve biyografilerinin kitap halinde yayınlanması seçeneği de tartışılıyor. Fon: Cephe gerisi burada adlı ordunun maddi kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturan, her ay maaşlarından zorunlu damga ödemesi yapan, Doğu Ermenistan'ın her çalışan vatandaşına şükren duymayı amaçlayan kampanyayı başlattı. Klingen Korosu ve Kültür Derneği ilk kez Galler'in başkentindeki Surp German Kilisesi'nde Gomidas'ın doğumunun 155. yıl dönümüne adanan büyük çaplı bir konser sergi sunumu gerçekleştirdi. Müzisyenler ve izleyiciler, Kardif'teki Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanları anıtını ziyaret etti. Ayrıca çiçekleri bırakarak saygılarını ifade ettiler. Bu Armenosit anıtı 2007 yılında Barış Tapınağı'nın bahçesinde kurulmuştu. Sergide ise 18. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı topraklarında Ermeni kuyumcular tarafından yapılan eşsiz sanat eserleri ve gümüş takılar sergilendi. Gomidas'ın el yazmaları, kayıtları ve kitapları özellikle ilgi çekiciydi. Doğu Ermenistan'ın Talin şehrinin Agung köyü sakini 12 yaşındaki Misak Kılçyan yılın ilk Guinness rekorunu kırdı. Büyük dönüş olarak ifade edilen egzersizi çubuk dairesinde 1 dakikada 52 dönüş yaptı. Böylece genç kahraman 6 aylık yoğun çalışma sayesinde 1 dakikada 48 devir gerçekleştiren mevcut Guinness rekor sahibi David Fahratyan'ı 4 devir geçmeyi başardı. Tali'nin Hi Am Akademisi öğrencilerinin halihazırda 17 Guinness rekorları sahibi olduğunu belirtmekte fayda var. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.